Arkadaşlar selamlar ben Sercan Güneş Videolu yemek tarifleri sayfamıza hoş geldiniz. İlk olarak 100 gram tereyağını eritelim arkadaşlar. Dediğim gibi eritiyoruz kaynatmıyoruz. Hatta şöyle bir ipucu verebilirim. Erittiğimiz tereyağının yarısı eridiğinde ocağın altını kapatalım. O ısıyla diğer yağ da eriyecektir. Bu arada tereyağı yerine margarin de kullanabilirsiniz. Bir avuç kadar dereotunu ince ince kıyalım. Çok fazla parçalamayalım arkadaşlar. Ağza gelecek ele gelecek şekilde olması yeterli geldik hamur yapımına. Görüp görebileceğiniz yapabileceğiniz en kolay hamurlardan biri. Büyük bir kabın içerisine ayçiçek yağını, yoğurdu, eritmiş olduğumuz tereyağını, 2 yemek kaşığı sirkeyi ekleyelim. Toplamda 2 adet yumurta kullanacağım arkadaşlar. Fakat bir tanesinin sarısını ayıralım. Son olarak şekil verdiğimizde üzerine sürmek için kenara ayırıyorum. Söylemeyi unuttum galiba. Tuz ve şekeri de ekleyip güzelce pürüzsüz bir kıvama gelene kadar çırpalım. Geldik una ekleme kısmına. Unu 3 seferde ekleyeceğim. İlk 2 sefer spatula yardımı ile güzelce karıştırarak kıvama gelmesini sağlayacağım. Bu şekilde yapmama sebebi hem elimize daha az bulaşmasını sağlamak hem de pürüzsüz bir kıvam elde etmek. Gözden kaçmasın kabartma tozunu bu kısımda ekledim. Videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada kullandığım tüm malzemelere ve ölçülere yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. O kısma yazacağım. Kalan unu da elekten geçirdikten sonra elimizle yoğurmaya başlayabiliriz. Tam ölçü vereceğim arkadaşlar. Gözünüz kapalı yapabilirsiniz. Zaten hamur yağlı bir hamur olduğu için kolaylıkla toparlayabilirsiniz. Fazlasıyla yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Son olarak ince ince kıydığımız dereotlarını da ekleyip yoğurmaya devam edelim. Hamurun kıvamını görüyorsunuz arkadaşlar. Gayet yumuşak bir hamur. Bu kısmı bir kez göstereceğim. Lütfen dikkatlice, atlamadan izlemenizi tavsiye ediyorum. Cevizden biraz büyük parçayı elime alıp gördüğünüz gibi düzleştiriyorum. Yana doğru açıyorum. Ortasına lor peyniri ekliyorum. Bu kısımda ortasına birazcık da olsa bir bastıralım arkadaşlar. Ardından gösterdiğim şekilde kapatalım. Uçlarına sıkı bir şekilde bastırdığınızdan emin olun. Ben bu şekilde yaptım. Sizler isterseniz yuvarlak da yapabilirsiniz. Başta ayırdığım yumurta sarısını tüm poğaçaların üzerine sürüyorum. Çatal yardımı ile üzerine şekiller yapabilirsiniz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında altları üstleri güzelce kızarana kadar pişirelim. Ortalama 30 dakika diyebilirim. Poğaçalarım hazır arkadaşlar. Gerçekten kıyır kıyır çok güzel oldular. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Video hoşunuza gittiyse eğer videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, yorumlarınızı yazmayı, sayfamızı beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.